Herkese merhaba ben Satı Melek kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir çorba tarifiyle geldim. Böyle içinizi sıcacık yapacak. Yapımı çok kolay lezzeti de gerçekten çok güzel oluyor. Kesinlikle de denemenizi öneririm. Sizleri videomda çok fazla sıkmamak için doğrama kısmını göstermeyeceğim. O yüzden atlatarak göstereceğim için de sebzelerin büyüklüğünü bu şekilde başında göstermiş oldum. Videomu atlatmadan izlerseniz sevinirim. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Malzemeleri açıklama kısmında her zaman olduğu gibi not olarak düşüyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Öncelikle doğramış olduğum patatesimi tencereme ekledim. Patates olarak 2 tane orta boy tercih edebilirsiniz. Ben 3 tane kullandım çünkü patateslerim oldukça küçüktü bir tane kuru soğan ekleyelim bir tane havuç ekleyelim bir tane kapya biber iki tane domates bir dilim limon ekliyorum iki diş sarımsak üç parça da tavuk göğsü ekliyorum 4 yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yaptım. Sizler isteğe bağlı sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kadar da tereyağı ilavesi yaptım. 1 çay kaşığı zerdeçal ekleyelim. 1 çay kaşığı da karabiber. Üzerine son olarak 1 litre de suyumuzu ekleyelim. Ocağımızı yakalım şöyle bir karıştıralım bütün malzemeler iyice suyun içerisine gömülsün. Kapağını yarım bir şekilde kapatıyorum çünkü kaynama esnasında taşma yapabilir. Arada sırada karıştırarak sebzelerimiz ezilecek kıvama gelene kadar pişirelim. Arada sırada karıştırdım. Çatal yardımıyla da pişip pişmediğini kontrolünü yaptım. Sebzeler yumuşayıp ezilecek kıvama gelene kadar tavuğumuz da pişmiş oluyor. İçerisinden limonu çıkartalım ve tavuklarımızı da çıkartalım. Blender'dan geçirdikten sonra tavuklarımızı tekrardan dittikten sonra çorbamızın içerisine katacağız. Gerçekten o kadar güzel bir çorba oluyor ki kesinlikle de denemenizi öneririm. Bu arada sesimden dolayı kusuruma bakmayın. Maalesef kış ayları geldi. Yavaş yavaş hastalıkta kapımızı çalıyor. Bugün inanılmaz bir boğaz ağrısı çekiyorum. O yüzden de böyle sıcak sıcak bir çorba iyi gelir diye düşündüm. Sizlere de tavsiye ederim. Tavuklarımızı çıkardıktan sonra da sebzelerimizi blenderdan geçirelim. İlk etapta 1 litre kadar su eklemiştik. Sebzelerin büyüklüğünden, küçüklüğünden kıvamı koyu gelirse sonrasında birazcık su ekleyebilirsiniz. Ben burada bir su bardağı daha kaynar su ekledim. Tavuklarımızı da ekleyelim. Bir tutamda maydanozumu küçük küçük doğradım onu da ekledim. Bir buçuk tatlı kaşığı da tuz ilavesi yaptım. Tekrardan şöyle bir fokurdadıktan sonra da ocağımızı kapatalım. Çorbamızı bir 10 dakika dinlendirelim. Sonrasında da afiyetle yemek için hazır oluyor. Çorbamı yaklaşık 15 dakika kadar dinlendirdim. Servis için hazır. Dinlendikten sonra sizlere tekrardan kıvamını göstermek istedim. Vermiş olduğum ölçülere göre de 6 kişilik diyebilirim. Tabi kullanmış olduğunuz kaselerin büyüklüğünden küçüklüğünden kişi sayısı değişebilir. Çorba kıvamını görüyorsunuz. Eğer sizin damak tadınıza göre koyu gelirse bir miktar daha su ilavesi yapabilirsiniz. Kıvamını açabilirsiniz. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni tariflerimden de haberiniz olsun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Allah nasip ederse yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere, sağlıklı kalın, hoşça kalın.